Orat Arel Yeni Çağ Gazetesi KKTC Külliyesine ve Millet Bahçelerine harcanan para Bugün 17 Ağustos 23 yıl önce bugün saat 3.01'de başladı 45 saniye sürdü 7.8 büyüklüğünde bir depremle sallandık Resmi rakamlara göre 18373 kişi vefat etti 23781 kişi de yaralandı 285211 ev 42902 iş yeri hasar gördü. 23 yıl geçmesine rağmen o günkü acı halen taze. Peki aradan geçen bunca yılda deprem gerçeğiyle yüzleştik mi? Bilim insanları tarafından yapılan uyarılar dikkate alındı mı? Şu anda %10'a yükseltilen özel iletişim vergileri yani deprem fonunda biriken para ne oldu? Soruların cevaplarını elbette biliyoruz. Hazine garantisi verilen köprülere uçuk kaçık projelere harcandı. Doğrudan bağ var mı bilmem ama uçuk kaçık bu projelerden biri millet bahçeleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerden hemen önce 12 Haziran 2018 tarihinde 81 şehrimize 81 millet bahçesi yapacağız dedi. Bugüne kadar kaçı yapıldı? Ne kadar para harcandı? Nasıl yapıldı? Kim yaptı? Oturdum tek tek bu konuda yapılan tüm ihaleleri çıkardım. Resmi verilere göre şu ana kadar bitmiş 97 millet bahçesi var. Uygulama aşamasında olan millet bahçesi sayısı 67. Proje halinde olan millet bahçesi sayısı ise 201. Peki kaç ihale düzenlenmiş ve toplam ne kadar para harcanmış dersiniz? 264 ihale düzenlenmiş. İhalenin düzenlendiği tarihlerdeki tutarlar o günün kuruna çevrildiğinde 1 milyar 171 milyon 709 bin dolar yani güncel değeriyle 21 milyar 43 milyon Türk lirası. Bu sadece ihalesi yapılanlar. Daha yapılacak olanlar var. Yapılanlardan fazla. Gerçi Gaziantep Şehit Kamil, Muğla Köyceğiz, Trabzon Çaykara'ya yapılması planlanan millet bahçeleri ihaleleri teklif veren olmadığı için iptal edilmiş. İhaleler içerisinde neler yok ki? Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki projenin ihalesi var. Hani Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırmıyoruz dediği proje. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Camii ve Ek Tesisler İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi adıyla yapılmış. İhale Kayıt No 2022 Taksim 682.759 İhale Bedeli 2 milyar 497 milyon lira. İhaleyi Siyah Kale Mühendislik adlı firma kazanmış. Bakın bunlar sadece Kamu İhale Kurumu'nun kamuyu aydınlatma platformu yani EKAP'a yüklediği ihalelerin miktarı sadece. Çünkü bir de ihale düzenlemeden verilenler var. Hem de Cengiz İnşaat'a tık diye 98 milyon lirayı cebine bırakmışlar. Size hiç tek kalemde 98 milyon liralık iş veren oldu mu? Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Bakın anlatayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 17 Temmuz 2020 yılında bir ihale yapıldı. İhale kayıt no 2020 Taksim 351.872. İşin adı Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı İşi ihaleyi 1 milyar 377 milyon lira bedelle Cengiz İnşaat ve Yapı ve Yapı İnşaat firması kazandı. Sedat Peker, Yapı ve Yapı adlı firma ile ilgili iddialarda bulundu. Hatırlatmak gerekir. Bakarsınız. Millet Bahçesi ile ne alakası var Rize-İyidere ihalesinin diyebilirsiniz. Haklısınız, haklısınız ama sorun orada zaten. Rize Belediye Başkanlığı 17 Haziran 2021 tarihinde millet bahçesi olarak kullanılacak alanın ön tahsis yapıldığını belirtmiş ve millet bahçesi kıyısına uygulanacak olan kıyı koruma yapısı imalatlarının Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı kapsamında yapılmasını talep etmiş. 1 Ekim 2021 tarihinde bakanlık oluruyla 3734 sayılı ihale kanununa aykırı olarak millet bahçesi ihale yapılmadan Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatı işine ek yapılmış. 1 milyar 370 milyon lira olan ihale bedeli keşif cetveliyle iş artışı yapılmış ve 1 milyar 428 milyon liraya çıkarılmış. Yani millet bahçesi için ek 98 milyon lira eklenmiş. Daha doğrusu Cengiz İnşaat'ın cebine tık diye konmuş. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu hukuka aykırı durumu savcılığa taşıdı. Akıl alır gibi değil değil mi? Millet bahçesine bakın. Acil ihtiyaç mı millet bahçeleri? Millet patates, soğan, tarım kredi kooperatiflerinde kuyruğa girerken, birbirini ezerken harcadığımız paraya bakın. Şimdilik harcadan 21 milyar 43 milyon Türk lirasından bahsediyorum ekle üstüne 2,5 milyar liralık KKTC külliyesini vah benim güzel ülkeme kaç okul yapılır, kaç kreş yapılır, kaç ev depreme dayanıklı hale getirilir. Bu arada bir not. Millet bahçeleri ihalelerini inceliyorum, yazmaya devam edeceğim. Daha çok şeyler var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.